Hızlı yaşa, genç öl, cesedin yakışıklı olsun. Bu söz her ne kadar dikkatsiz ve vurdum duymaz gençlik için eleştiri niteliğinde kullanılsa da aslında oldukça ilginç bir biyolojik bilgiyle de uyum göstermektedir. 1900'lü yılların başında Alman bilim insanı Max Rubner ortaya ilginç bir fikir sürer. Bu fikre göre memeli canlıların büyük olanları küçük olanlara göre daha uzun yaşamaktaydı. Bunun nedeni olarak da kalp hızını göstermektedir. Çünkü küçük hayvanların kalp hızları büyük hayvanlara göre daha yüksekti. Örneğin bir farenin kalbi dakikada yaklaşık 550 kere atarken kedinin kalbi dakikada sadece 150 kere atmaktadır. Bununla beraber farenin ömrü yaklaşık 2,5 yıl iken kediler ortalama 15 yıl yaşamaktadır. Yani deyim yerindeyse fareler hızlı yaşayıp genç ölmektedir. Peki bu biyolojik bilgiyi nasıl yorumlamalıyız? Kalbimiz ne kadar hızlı atarsa o kadar erken mi ölürüz? Yani kalbimiz için toplamda sabit bir atım sayısı mı söz konusu? Gelin şimdi bu ilginç meseleyi inceleyelim. Öncelikle iki kavramı açıklık getirelim. Kalp hızı kalbinizin dakikada kaç kere attığını ifade eden bir kavramdır. İnsanda dakikadaki kalp atım sayısı 60 ve 100 arası değişim gösterir. Diğer kavram ise bazal metabolizma hızıdır. Kişi tam dinlenim halindeyken bile vücudundaki bir takım reaksiyonların gerçekleşmesi için enerji harcamak zorundadır. Kişinin varlığını sürdürebilmesi için tükettiği minimum enerji miktarına bazal metabolizma hızı denir. Bu iki kavram doğrultusunda şunu vurgulayalım. Küçük canlıların metabolik hızları daha yüksektir. O nedenle de daha yüksek kalp hızlarına sahiptirler. Gelin şimdi bazı memeli canlıların ortalama kalp hızlarını ve yaşam sürelerini inceleyelim. Şekilde özetlendiği gibi memeli canlıların boyutları büyüdükçe kalp hızlarının azaldığı ve yaşam sürelerinin arttığı ilginç bir düzen karşımıza çıkmaktadır. Ama bu ilişkiyi yakından incelediğimizde çok daha ilgi çekici bir durumla yüzleşiriz. Her ne kadar tablodaki canlıların kalp hızları ve yaşam süreleri birbirinden farklı olsa da ömürleri boyunca gerçekleşen toplam kalp atım sayıları benzerlik gösterir. Görünen o ki bu canlılar için toplamda 750 milyon ve 1 milyar arası değişen kalp atım sayısı söz konusudur. Bu ilişki her ne kadar ilginç gözükse de memeli canlılardan biri bu düzenin oldukça dışında yer almaktadır. Tahmin edin bu canlı kim? Evet, doğru tahmin ettiniz. O canlı biziz. İnsan kalbi tüm yaşam süresi boyunca yaklaşık 2,5-3 milyar kere atmaktadır. Peki diğer memeli canlıların kalbi ortalama 1 milyar atıyorken neden insanınki bu kadar yüksektir? Yani öncesinde özetlediğimiz ilişkiye göre dakikada 60 civarı atım sayısına sahip olan insanın yaşam ömrünün 25-30 yıl olması beklenirken neden 70-80 yıl gibi bir ortalamaya sahibiz? Aslında bu meseleyi anlamak için insanlık tarihine kısa bir göz atmamız gerekmektedir. Grafikte insanoğlunun farklı tarihi dönemlere ait ortalama yaşları özetlenmiştir. Gördüğünüz üzere aslında tarihimizin büyük bir kısmında ortalama yaşam süremiz yaklaşık 30 yaş civarlarındadır. Yani öncesinde hesapladığımız kalp atım sayısı ile tutarlılık göstermektedir. Günümüzdeki ortalamalara ise son 150 yılda gerçekleşen modern tıp ve teknolojik gelişmeler sayesinde ulaştığımız düşünülmektedir. Şunu özellikle vurgulayalım. Bu tip hesaplamaların kaba bir şekilde ortalamalar üzerinden yapıldığını unutmayın lütfen. Yani bir insanın kalp atışı yıllara göre değişkenlik gösterdiği gibi gün içinde bile değişkenlik gösterebilir. Ayrıca memeli canlılar içerisinde bu düzene uymayan canlıların olduğunun da altını çizelim. Yani canlıların yaşam ömürlerini sadece bu mantığa göre açıklamak eksik olsa da insanda yüksek kalp hızının yaşam ömrünü kısalttığı ile ilgili çok fazla çalışma bulunmaktadır. Listede de gördüğünüz üzere çok fazla kişi de uzun yıllar boyunca yapılan çalışmalar göstermiştir ki insanda yüksek kalp hızı kalbe bağlı ölüm riskini artıran bir faktördür. Grafikte gördüğünüz gibi ortalama kalp hızındaki 15 birimlik bir artış bile kalbe bağlı ölüm riskini yaklaşık 1,5-2 kat artırmaktadır. Hatta bazı çalışmalar yüksek kalp hızının kalbe bağlı olmayan ölümlerde bile ölüm riskini artırdığını öne sürmektedir. Tüm bu bilgiler doğrultusunda birçoğunuzun aklına şu yorum gelecektir muhtemelen. Madem yüksek kalp hızı kalp için zararlı ve o zaman spor yapmak tehlikeli bir şey. Durup dururken niye zaten sayılı olan kalp atımlarımı boşa harcayayım ki diyerek kanepeye uzanmayın lütfen. Evet, spor yaptığınız süre içerisinde kalbiniz daha yüksek hızda atacaktır. Ama düzenli spor sonucunda günlük ortalama kalp hızınız ilginç bir şekilde azalmaktadır. Örneğin bir çalışmada ortalama kalp hızı 68 olan 21 yaşındaki gönüllüler her gün 40 dakika bisiklet egzersizi yaptılar.
6 hafta sonunda bu kişilerin ortalama kalp hızları 68'den 53'e inmişti. Yani belki her gün 40 dakika boyunca kalpleri biraz yüksek hızda attı ama günlük ortalama önemli bir şekilde azalmıştır. Özetle kalp sağlığınız ve uzun bir ömür için normal tempoda düzenli egzersizler çok ama çok kıymetlidir. Sonuçta göğsünüzün içerisinde her saniye azalmakta olan bir sayaç olduğunu unutmayın lütfen. Zamanınızın kıymetini bilin ve hayatı ertelemeyin.